Şimdi öyle muz ağacı mı? Ulan çok net muz ağacı o yani hani. Bence değil. Ulan bencesi sencesi yok. Yani bu bir şey ya muzdur ya değildir muz. Değil. Şalgam suyu ağacını biliyor musun? Biliyorum. Bizim orada şıra ağacı var. Pet şişe halinde çiçek veriyor. Arkadaşlar merhaba. Bir dakika şimdinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine gündemden bir konuyla karşınızdayız. Bugünün konusu dijital platformlar sinemaları öldürüyor mu konusunu şöyle enine boyuna masaya yatıracağız. Kendi görüşlerimizi söyleyeceğiz. Klasik hatırlatmamızı da yapalım. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hem bu konuyla alakalı siz ne düşünüyorsunuz hem de önümüzdeki bölümlerde hangi konuları burada görmek istersinizle alakalı yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hiç vakit kaybetmeyelim Altuğ. İstiyorsan bir haberimiz var. Haberin üzerine biz kendi görüşlerimizi konuşmaya başlayalım. Evet, haberimiz şu aslında, bildiğiniz gibi Recep İvedik filmi bir Disney Plus'ta girdi. Yani sinemalarda girmedi. Bununla alakalı da Şahan Gökbakar'ın bir açıklaması var. Bu pek çok kişi tarafından eleştirildi, destekleyenler oldu. Bir tartışma çıktı sinema camiasında. Açıklama şu şekilde. Şahan diyor ki bir bilet minimum 50 lira. 4 kişi gitsen 200 lira. Yoluydu, yediydi, içtiğinde 300-350 lira. Sadece bir kere izleyeceksin. Aşağı yukarı bu paraya bir yıl boyunca Disney abonesi olup istediğiniz kişilerle izleyebilirsiniz. Hem de başka binlerce film ve dizide cabası, hangisi daha iyi olmuş dedi. Bunu da tartışacak ne var biliyor musun? Çünkü %100 doğru söylüyor. Yani burada aslında Şahan diyor ki sinemaya gitmeyin kardeşim. Dijital platformlara üye olun. Karşı çıkanlar da pek çok yönetmen, oyuncu, senarist vesaire dedi ki kardeşim sen sinema filmini, sektörünü bitirmek istiyorsun. Sen sinemaları biterse dijital platformların eline düşeriz. Bir daha ne sektör o kadar büyük paralar kazanabilir. Yani sen kendi oradan iyi para aldın diye bütün sektörü küçültmeye götürecek bir harekette bulunuyorsun diyorlar. Ya bir kere şöyle bir şey var Altuğ, yani biz ikimiz de sinemacıyız. En başta bunu söyleyelim. Yani sinema bizim çok hakim olduğumuz bir alan. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani sinemacılar rahatsız oluyor diye bu tarz böyle dönüşümlerden hiçbir ülke geri kalamaz. Şu an bir dönüşüm içerisindeyiz bakıldığı zaman. Mesela ben şeyleri getirdim. Ya bu kaçınılmaz bir son. Sinemalar gitgide izleyici sayılarını azaltacaklar. TÜİK verileriyle geldim ben buraya. Gel bakalım. TÜİK bunu araştırıyor, bakıyor. 2017 yılında toplam sinemada film izleme sayısı Türkiye'de 68,5 milyon iken 2017 yılında. 2021'de bu rakam 12,5 milyona düşüyor. Ve tabii burada şeyin de etkisi pandemi var. Pandemi sürecinin de etkisi var. Gerçi 2021 böyle pandeminin tabii etkisinin hissedildiği bir yıldı neticede. Tam böyle çok yoğun olduğu bir yıl değildi ama en nihayetinde etkisinin hissedildiği bir yıldı. Şimdi Şahan'ın açıklamasına ben %100 katılıyorum. Ki az bir de söylemiş. Ben madem dedim böyle bir program yapacağız. Bir sinema fiyatlarına bakayım. Bilet fiyatlarına bakayım. Öyle 50 liraya bir bilet yok. 85 yani, lira falan. 100 liraydı ben baktığımda. Ben daha yeni Avatar'a gittim. Aha. 85 lira mı? 90 lira mı? Neydi? Yani ben de baktığımda 100 liraydı. Yani ortalama 100 lira desen, hakikaten 4 kişilik bir aile sinema filmine gitsen 400 lira yapıyor. E burada işte bir mısır alayım dese, işte 2 lokma bir şey yiyeyim dese, bilmem ne yapayım dese, yani 700-800 liralık olabiliyorsun bir sinema filmine gittiğin zaman 4 kişi. E şimdi bu maliyetler ciddi maliyet bakıldığı zaman, bu bir. İki, ya arkadaş zaten her film de sinemada izlenmez ki. Ya ben o kafada bir insanım. Şimdi sinemada izlenecek film vardır. Şimdi Recep İvedik atıyorum. Recep İvedik'i sinemada izlesen ne olur? Televizyonda izlesen ne olur? Telefonda izlesen ne olur? Su sebilinde izlesen ne olur? Yani Recep İvedik, Recep İvedik. Yani nerede izliyorsan izle. Ama ne bileyim, teknoloji gerektiren bir film vardır. Mesela Marvel vardır. Karşımda gülüyorlar, ben de şey yapamadım. Marvel filmleri nerede izlemen lazım? Bunu sinemada izlemen lazım. Neden? Hakikaten çok yüksek bir görsellik var. Çok güçlü bir ses sistemi gerektiren filmler bunlar. Çünkü çok güzel ses efektleri var. Bu tarz filmleri ben de sinemada izlemeyi tercih ederim. Ha bir de şunu söyleyeyim ben, parantezden öyle sana vereyim. Ya bu 3D filmler, 3D filmler beni o kadar rahatsız ediyor ki. Yani o görsel kaliteleri, ya o gözlüğü ben gözüme takıp sinema filminde onu izlediğim zaman sanki böyle 144p şey izliyormuş gibi oluyorum. Video izliyormuş gibi oluyorum. Zaten ben genelde 3 boyutlu filmlere de gitmiyorum. Sevmiyorum. Yayının başında teknolojik değişim kaçılmaz falan filan diye girdi. En son böyle teknolojik
Olmaz olsun. Yani ben o 3 boyutlu Allah filmlerden Allah. Hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi bir tutarlılık eksikliği var burada, ben bunu tespit ettim. 3 boyutlu filmlerde. Abi çok şey değil mi? Görüntü kalitesi kötü değil mi 3 boyutlu filmlerde? %100. Bak adamlar da sinemacı. Onlar da %100 çok kötü diyor. Sen güzel sinemaya gitmemişsin. İstanbul'da ben kötü. Sana 2 tane güzel sinema var. Bir git o salonlarda izle bakalım. Bir de tabii normal sinemalar var. Ekrandan ekranına Akasya'da çok değişen. Akasya'da bahsetmiyor musun? Evet. Tamam, ben de orada izledim zaten. Tamam. Ya ben biz de eşek miyiz? Bir, ben mahallenin kasabıyım mı? Ulan ben de sinemacıyım yani. Biliyoruz sinema nerede güzel. Allah ya, Allah. Mahalle arası sizin orada iki film birden gitmiş anlatıyor. Sanki böyle en önüme gelen sinemaya gidiyoruz. Biz de seçeceğiz yani o konuda. Eşek miyiz biz de? Biz de gidiyoruz. İzlenmesi gereken yerde izliyoruz yani. Ya film. Bırak. Şimdi biraz konunun başından alayım ben. Çok garip bir yerde kaldı bana bu muhabbet. Konu üç boyutlu şeylere dön. Ya tabii bütün muhabbetlerin başı nereden başladı? Bu kavga nereden çıktı? Ben ondan gireyim. Nereden çıktı bu kavga? Sinemacılarla, daha doğrusu işte Mars dağıtım mı? Mars sinemalarıyla tabii. Diyelim. Dağıtım demiyor yani. Dağıtım şirketi de var da Mars sinemalarıyla beraber şöyle bir durum oldu. Sinemacılar dedi ki kardeşim biz az para kazanıyoruz, sen çok para kazanıyorsun. Çünkü sen bana bilet parasını vermiyorsun. Onun yerine ben bileti 1 liraya sattım diyorsun. Gidip işte mısır satıyorsun, kola satıyorsun bilmem ne. Mısır artı bilet 50 bin, atıyorum şu an afak konuşuyor. 51 lira diyorsun. 50 liraya ben mısır sattım diyorsun. Bana 1 lirayı paylaşıyorsun. Orada haklılar ama. Olur mu böyle şey diyor. Orada haklılar. Veya işte günün ilk seansına sen uygun fiyatlı bilet satıyorsun. Orada zarardın falan diye. Burada ben de bir sinemacı olarak sinemacıların haklı olduğunu düşünüyorum. Yani orada hakikaten bu mısır vesaire çakallığına girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Burada sinemacılar bir lobi yaptı, bir tepki koydu. Koyamayanlar oldu, para gözü olanlar koyamadı. Bir restleşme yaşandı. Burada tabii ki kullanıcının zararına bir durum ortaya çıktı. Kullanıcıdan kastım da senin benim işte sinemaya giden adamın. Mesela şeyleri iptal ettiler. Bir ara Genç Turkcell bilmem ne o bu işte yok günün ilk seansı, yok bir bilet alını bir bilet bedava vesaire bir sürü şey vardı. Devlet kökten yasakladı bunları bu sinemacıların lobisi yüzünden. Promosyon yapmak yasak dediler. Tabii orada da doğal olarak kullanıcının zararına bir durum oluştu. Orada bence çok da sinemacılar da biraz işin suyunu çıkarttı. Yani o bütün promosyonlar yasaklansın demek de bence biraz şeydi. İki tarafında taviz vermesi gerekiyordu. Kimse taviz vermeyince böyle boktan bir durum ortaya çıktı aslında. Bazıları daha sert tepki koydu işte bu BKM grubu dedi. İşte Cem Yılmazlar vesaireler. Biz de biraz dijitale geçeriz artık dediler o zaman. Şahan burada kökten ben Recep İvedik'i dijital taşıyorum demesi tabii çok iddialı bir hareket. Yılmaz Erdoğan başlattı. Erdoğan yaptı bunu. İlk açılışın Yılmaz Erdoğan yaptı yani. Öyle ama şimdi. Ki haklı da bence. Bir de bir gerçek var. İzleyici sayısı olarak Recep İvedik kafa yani. Şu an Türkiye'de tabii. En fazla işte ilk Recep İvedik 1 çıktığında kendi döneminin en fazla izlenen filmi oldu. 8 milyon mu izlendi? Bilmiyorum kaç milyon izlendi. Çok büyük rakamlar izlendi. Hala baktığı zaman öyledir muhtemelen. Recep İvedik çok izleniyor. Hani devasa bir kitle. Hani Recep İvedik'i tamamen kaybetmesi olduğu gibi sinema kültürüne bir zarar yani. Seversin sevmezsen Recep İvedik ayrı bir şey ama yani izleyicinin zaten pandemiden dolayı ayağı kesilmişti. Hani sinemaya gidecek güzel film de gelmiyordu. Ben takip ediyorum açıkçası. Beni sinemaya çekecek hiçbir film gelmiyordu. Bu Recep İvedik gelirse falan tekrar bir sinema kültürü bir hareketlenir diye bekleniyor. Daha da olmadı. Sana sorma Recep İvedik'in her serisine sen gidiyorsun. Yok yani izlemedim ben. Bırak ben şimdi. Disney'im de yok zaten. Daha galasına gidiyorsun. Galasına yok yani ben ama şeye katılıyorum hani dijitale iş yapılmamasına karşı değilim. Ya zaten ben tam olarak yani Netflix Türkiye'ye geldi ilk üyelerinden biri yani benimdir yok, belki. Yok bir de dijitale iş yapılmasına da karşı olmayan. Amazon yani, geldi direkt Prime aldım bilmem ne. Excel Oytun almış yancılık yapıyorum. Ve her platforma böyle bir şekilde dahilim ben. Bir Disney'i almadım. Gerek görmedim yani 50 tane şey var hangi birini izleyebileceğim zaten diye birinden de eksik kalayım dedim. Şeyde Disney'de de güzel içerikler var yani özellikle Disney'in sahip olduğu o çocuk kuşağına yönelik işte animasyonlar falan güzel ben genelde şeyler şu falan an Netflix'ciyim yani standart olarak. Poligon gibi yok Netflix'ciyim yok bilmem neciyim diye falan böyle bir holiganlığım yok ama yani hangisinde güzel şimdi. İçerik varsa o içerikleri kullanırım. Tabii burada şunu da konuşmak lazım. Şimdi biz sinema sektöründe ciddi daha doğrusu sinemalarda ciddi bir azalmadan bahsediyoruz ama burada şunun da etkisi var. Şimdi gelişen teknoloji ve dijital cihazlar insanların sinemaya olan ihtiyacını da gitgide azaltıyor. Yani neyden bahsediyorum? Eskiden sadece tüplü televizyonlar vardı. Ya evinde ufacık ekranlı bir televizyon, diğer tarafta kocaman bir perde. İnsanlara sinema filmleri ya da daha doğrusu sinemalara gitmek çok daha cazip geliyor. Şimdi gelinen durum itibariyle o kadar fazla seçenek var ki bir kere dijital ekranlar çok büyüdü. İnsanların evinde neredeyse şu anda ortalama 155 ekran televizyonlar var. Ne bileyim 200 ekran televizyonlar var. Birçok insanın evinde eskiden böyle hayal gibiydi. Projeksiyon cihazları var. Yani perdeye yansıtabiliyor. Ne bileyim ses sistemleri çok gelişti. Ya tabii ki bunlar ne kadar gelişirse gelişsin kocaman bir perdede izlemenin yerini tutmaz. Onu söylemeye çalışmıyorum ama
ama yani insanların standartları gitgide yükselmeye başladı. Dijital içerikler keza aynı şekilde. Yani şimdi bir tane filme gidip şey yapmaktansa on binlerce seçenek var. Yani oturduğun zaman bunun keyfini yaşayabiliyorsun ve oturduğun yerden yaşayabiliyorsun. İki, zaman çok kıymetli. Evinin yanında değilse sinema ciddi anlamda bir zaman harcıyorsun. Gidiyorsun trafiğe giriyorsun, bilmem ne oluyor, öyle oluyor. Böyle insanlar yorgun argın işe geliyor. Sinema kültüründen uzak kalmak için bir bahane değil. Sinema bahane bir kültürdür. Canım, niye canım? İnsan canı gitmek istemiyorsa gitmez bunun bahane. Niye bahane sunsun ki zaten sana? Böyle bahane mi sunmak zorunda yani? Kime bahane sunacak? Bahane, yok ekranım büyümüş. Abi böyle bir vazife vardı. Şimdi bahane neden sunulur? Bir vazifem vardı. İnsanın sinemaya gitmek bir vazifesi mi var? Değil yani? De sinema bir kültürdür diyorum ben. Canı gitmek istemiyordur. Gitmek istemez yani, bu kadar basit. Ne kültür lan? Recep İvedik'i sinemada izlemenin neyi kültür? Sinema filmine gidersin. Başka şey izlersin. Adam gibi film izlersin. Bir de yani sinema filmleri, daha doğrusu sinema salonları artık bir başa bela olmaya başladı. Neden başa bela? Ben şimdi sinema filmine gitmekten, daha doğrusu sinema salonuna gitmekten eziyet çekiyorum. Eziyet. Neden? Bunlar eziyetli haller. Ben normalde film izlemeye gittiğim zaman keyif almak istiyorum. Ama ben sinemalara gittiğim zaman eziyet çekiyorum. Neden? Ulan bir kalkıyorsun, gidiyorsun, filme giriyorsun. En başta bir çılgın bir reklam furyası. 50 bin tane bana reklam izletiyor. Ulan ben zaten sana para vermişim. Ben o reklamı izlemek zorunda mıyım? Bu bir. Hadi iki, reklam faslını geçebiliyorsan, sinir harbi içerisinde geçiyorsun. Film başlıyor. Böyle yanındaki şey insanların, bu ömür geçmez. Yanındaki insanların birçoğu çatır çutur mısır yiyor. Ne o? İşte orada sinemacılar para kazanacak diye. Ben film izlerken çatır çutur. Adam orada şapur şupur. 50 bin tane ağız sesi duyuyorsun. Tam böyle 1980'de Duygu Hocaları falan muhabbetler. Sinir bozucu sesler. Film başlıyor, bilmem ne oluyor. Arka taraflara yakın oturduysan. Tamam, biz de genç olduk hepimiz. İşte ev bulamayıp kız şey yapmaya gidenler. Arka tarafta orada yalaşmalar, yuluşmalar, bilmem ne, şapur şupur. Orada başka muhabbetler başlıyor. Ulan yani tam filme konsantre oluyorsun. Şak film arası. Bu film arası tam bir garabettir. Böyle bir saçmalık olmaması gerekir. Yani sen bir film izliyorsun. Filmi şak diye ikiye bölüyoruz. Niye ikiye bölüyoruz biz filmi? Efendim sinemacılar işte poğaça satsın, börek satsın, işte patlamış mısır satsın, onu satsın, bunu satsın. Sırf bunun için film araya bölünüyor. 50 bin tane sinir harbi. Yani ben keyif almaya gidiyorum. Sinirim bozulsun. Sinir hastası olup çıkıyorsun filmden. Ya böyle film olur mu? Sen bunların hepsinden mutlu musun? Mutluyum tabii. Sen buraya sinemacı lobisi olarak mı oturdun, anlamadım. Sinir hastası olmaya niyetim varmış sinemada mı? Tiyatroya gitsin orada birilerine sinirlenecek misin yani? Tiyatroda hiç sinirlenmem. Ben tiyatroya bayılırım. Yani. Operaya gitsen orada niye bağırıyorsun lan diye çıkacaksın. Profilim var. Tiyatroya bayılırım. Ama sinema salonları artık yani keyif vermekten çok eziyet veren bir yer haline geldiler. Bir de abi yani evinde sıcak sıcak ayağını uzatıp ne bileyim işte yani içeceğini alıp yiyeceksen işte patlamış mısırını, cipsini, bilmem neyini alıp orada film izlemek varken kalkacaksın sinema salonuna gider. Dediğim gibi de her filmde sinema salonunda izlenmez. Nuri Bilge Ceylan'ın filmini sinema salonunda izlesen ne olur? Televizyonda izlesen ne olur? Bunlar sanat filmi zaten. Bir efekt yok, bir şey yok, bilmem ne yok. Ben bu tarz şeyleri kendi evimde izlemeyi tercih ediyorum. Ha eyvallah, işte Avatar'ı izledim diyorsun. Ben de gitmeyi planlıyorum. Avatar da evde izlenmez. Evde Avatar'ı izlemenin hiç kimseye bir faydası yok. Salonda izlemenin de bir faydası yok da yani. Keyfin yerine gelir en azından. Evet, Avatar güzeldi bu arada. Hakikaten gene yapmışlar da tabii 3,5 saatti yani. Ara vermeselerdi falan ölür giderdin yani, çok uzun. Tabii şimdi bak şöyle bir şey var. Ben de sinemada araya karşıyım ama şimdi atıyorum işte Nuri Bilge Ceylan'ın filmine gidiyorsun. O 3 saat tabii çekilmez yani. Orada bir ara vermek lazım. İnsanlar bir kendine gelsin yani. Bir kafa şey olmasın. O kadar uzun şeylerde okey ama abi 90 dakikalık film. 90 dakikalık filmde neyin arası ya? Ben de katılıyorum. Yok, tuvalete gideceğim. Çocuk musun sen yani? 90 dakika çişini tutamıyor musun? Olabilir mi böyle bir şey? Evet, sen tutuyorsun değil mi 90 dakika çişini? Yani tutuyorum. Bir şey o bir sıkıntı. Yani insan prostat hastası falan değilse 90 dakika içerisinde çişi falan gelmez. Böyle saçmalık olmaz yani. Evet ya, tabii bazı eleştirilecek noktaları var. Arada 3-5 tane aradan var, katıldım sana doğru söylediğin noktalar. Ben zaten 4 tane şey söyledim. 5'ine katılıyorsan hepsine yani katılıyorsun. İşte arada var da bu sinemaya gitmemek için bahane değil. Yok millet arkada öpüşüyormuş diye sinemaya gitmiyor falan. Bunlar bahane. Ya onu esprim, bunlar bahane. Ya onu geyine söyledim. Millet arkada öpüşmesin istiyorsa açsın sevişsin. Ben gene izlerim filmi. O benim için problem ben değil de. İzlerim. Patlamış mısır çok büyük problem. Ya bu patlamış mısır komple yasaklanmalı. Aldın mı mısırımı? Kocaman kovayı aldı benim. Ben bir de biliyorsun ağız şapırdatmasından nefret eden bir adamım. Yani bazen ben Altuğ'u arıyorum telefonda. Yemek yiyor oluyor. Direkt kapatıyorum telefonu. Çünkü ağzının altının bir yemek yiyişi vardır. Tam bir şey yani. Allah şapur ya. Şupur çatır çutur. Aldım bir kova mısır gittim ben sinemaya valla. Bence yasaklanmalı. Yani sinemalarda patlamış mısır yemek peki, yasaklanmalı. Peki bu adamlar nerede para kazanacak? Bana ne abi, patlamış mısırdan mı para kazanacak? Sen sinema yani düşmanı mısın? Sinemalar düşmanıyım. Kapanırsa biz nereye film çekeceğiz? Düşmanıyım. Dijital platforma çekecek. İşte Cem Yılmaz şey nereye çekiyor? Yılmaz Erdoğan. Bak şu an nereye çekiyor? Oraya çek. Oraya çek abi. Konu o zaten ya, lan. Oraya çek. Oraya çek. Onların eline düşersen o saatten sonra televizyon onların filmleri eline düşmeyelim. Sinemaksimum mu şeyine düşelim? İşte rekabet iyidir. İkisi de olsun. Lan rekabet yok ki zaten. Biz de onu diyoruz. Yani niye, bak
adamlar rekabete karşı çıkıyor. Kim o adamlar ya? Ya işte o Recep İvedik'e karşı çıkanlar, Şahan Gökbakar'a karşı çıkanlar. Ha evet. Ya onlar rekabete karşı çıkıyor. Adam gitmiş, serbest piyasa değil mi? Disney'e vermiş. Niye karşı çıkıyorsun adama? Ya zaten arkaya karşı çıkıyorlar diye herhangi bir engelleme yapamıyorlar ama ya yok, eleştiriyorlar. Yapmaya çünkü hakkı yok. Hakkı olsa engeller de. Öyle bir hakkı yok ki. Serbest piyasa. Ya katılıyorum ama ben gene de ne bileyim bir sinemacı olarak bir filmin, çekilen bir filmin önce sinemada gösterildikten sonra ya, bu o ortama abi, düşmesi. Bu komünist kafalar bitti. Bu ne? Bu komünist kafa. Adam serbest piyasa istediği yerde gösterir. Öyle bir zorunluluk olabilir mi? Gitsin sinemada göstersin. Ya sen bu insanların parasının düşmanı mısın? Hangi insanların ya? Bizi izleyenlerin kimleri, hangi insanları? Ya bir film 700 liraya mal oluyor. Altı. Sen paran bol, konuşması kolay. Ya kardeşim ben de 2 günde bir sinemaya gitmiyorum. Bundan daha dün gittin diyorsun Avatar'a. Dün gittim. Ondan kaç önce baktım harcadın? Bir seneden fazla olmuş. Kaç para harcadın Avatar? Sen VIP'ye gitmişsindir. Açık konuşayım, kaç para harcadım. Viskin'de koydun tabii orada VIP'de önüne. Mis gibi izledin. Neyi VIP'si? Normal sinema salonuna gittik işte. 82 kişi gittik. Biletler olsun 170 lira. İşte 130 lirada mısır 400 lira. Aspara mı? Ya aspara değil tabii. Pahalı bir etkinlik ama Türkiye'de ya, o da ayrı bir şey. Sinemaların bu kadar geri gitmesinin sebebi ekonomik olarak durumları da pek ülkede iyi gitmemesi lazım. O da doğru, o da var tabii. Ya o yüzden de çok da bir şey demekte ben de hani insanlar sen neden kardeşim dijital platformda üye oluyorsun diye tepki gösteren sinemacıların orada bir haksızlığı var. Yani ülkenin ekonomik koşulları çok iyi de herkes sinemaya gidebiliyorken orayı tercih ediyor gibi bir durumda yok yani. Öyle de bir gerçek var. Ya abi yani en nihayetinde bu sinemalar yıllarca bu insanlardan para kazandılar. Bu dijital içerikler daha yeni yeni yaygınlaşıyor. Dijital içerik platformları diyelim. Ve yani dediğim gibi burada bir dönüşüm var. Ben bunu seninle yıllar evvel de söylüyordum. Yıllar evvel de biz bu konuyu seninle tartışıyorduk. Bak şimdi geliyor aklıma. Hatırlıyor musun? Ben sinemalara gene karşıydım. Ben hep sinemalara karşıydım. Ama sinemacı oldum. Allah Allah. Burada sektördeki arkadaşlara sesle. Ya sektör, bizim sektör aslında zaten sinemaya karşı olması gereken bir sektör. Yani biz içeriğimizi üretip kendi içeriğimizden para kazanmalıyız. Aradaki 3-5 tane çakal para kazanmamalı orada. Yani sen sanatçı olarak içerik üretiyorsun. Adam sen söylüyorsun demin ne yaptıklarını. Bilete 51 lira diyor. Evet. 50 lira mısır parası diyor. 1 lira film parası diyor. Gidiyor yönetmene, yapımcıya o 1 lirayı veriyor. Orada bunlar çakallık. Canım ya, o... Ben bunu söylüyorum. Ama onun en büyük sıkıntısının sebebi ne? Küçük sinema salonlarının dayanamaması. Belli bir grubun eline tekel olduğu anda. Tabii o çok. Orada büyük. Yani bir, o eski Beyoğlu sinemaları bilmem neler. Mesela o da gitti, işin gitti. Çok duygusal bir boyutudur. Evet. Ben mesela burada çok büyük acı ızdırap çekiyorum. Yani Rex sineması kapandı mesela. Ben gençliğimde kim bilir kaç kere gitmişimdir. Tabii ya Rex sinemasının önünden çıkmazdık ya. Hmm. İşimiz yokken de giderdik Rex sinemasının önünde oturur bir şeyler içerdik. Bir şey sohbet muhabbet ederdik. Yani Rex sineması ve Beyoğlu'ndaki o diğer sinemalar. Biz Anadolu yakasında olduğumuz için Rex sineması bizim için daha önceden ama işte karşı taraftaki için de işte Beyoğlu'ndaki sinemalar. Bunlar böyle insanların o kültürel yapı içerisindeki, toplumsal yapı içerisindeki böyle nirengi noktalarıydı. Hmm. İşin ucu oralara dokundu. Oralar kapandı. İşte keşke... Onlar ekonomik olarak ayakta duramıyorlar işte. Tabii yani böyle bir şey içerisinde, döngü içerisinde ama yani işte böyle bu işler duygusallıkta olmuyor. Yani hayatın kendi gerçekleri var. O hayatın kendi gerçekleri içerisinde ister istemez bu tarz problemleri yaşıyorsun. Gerçekten de o eski sinema kültürü kalmadığını bir noktada kabul etmemiz lazım. Yani öyle ya da böyle dijitale geçse de geçmese de insanlar bizim o Rex'e gidelim hani hafta sonu kız arkadaşımızı alıp gidelim kültürünü gitgide böyle biraz da şey devir değişti mi desek o da çok saçma geliyor bana. Sinema 100 sene önce de böyleydi gene aynı şekilde. Ama 100 sene önceki teknolojik şartlardan çok daha farklı şartlardayız. 100 sene evvel zaten sinemadan farklı alternatifin yoktu ki mecbur. Gidiyordun sinemaya başka alternatif yok. Şimdi bu kadar televizyonlar bilmem neler cartlar curtlar ses sistemleri insanların artık sinemaya çok fazla ihtiyacı yok. Bilmiyorum, bu sinemalar gitgide azalacak. Bu sinemalar sıfıra inmeyecek tabii ki yani bir özel bir şey ama eskisi kadar böyle her mahalle arasında bir sinema biz görmeyeceğiz. Bana göre görmemeliyiz de hiç gerek de yok o kadar fazla sinemaya. Yani insanlar artık daha konformist bir yaşam benimsiyorlar. Oturdukları yerden on binlerce içeriye ulaşmak istiyorlar. Zaten dediğim gibi her filmde sinemada izlenmez. Gerek yok. Bazı filmler bana göre vizyona girsin. Yani sadece Yılmaz Erdoğan da şu an değil işte Cem Yılmaz da bunu yapmaya başladı. Tamamıyla artık neredeyse Netflix'e içerik üretiyor. Ve bundan sonra da bu böyle olacak. Oradaki pasta gitgide daha da büyüyecek. Bu sadece ülkemize özel bir durum değil. Dünyada da bu böyle. Ama tabii ki sinemada yaşaması gereken bir alan. Ona da hiçbir lafım yok. Yani neticede sinema sadece piyasa filmlerinden ibaret değil. Bunun sanat filmleri var, film festivalleri var, o var, bu var. 50 bin tane dalı var. Ama bu seyirci sayısı bana göre
göre gitgide daha da azalacak, azalmaya devam edecek. Ya bence tahminimce söylüyorum, bir şekilde ülkenin ekonomik koşulları düzelirse ben sinemanın tekrar çok yükseleceğini ben düşünüyorum. Çünkü Türk halkı sinemayı seviyor. Yani gerçekten iyi sinema izleyicisi Türk milleti. Öyle ya da böyle hani bakma şu son ekonomik bu, dolar bu kadar yüksek değilken diyelim, sinemalar daha gidilebilirken iyi film, kötü film, korku filmi bilmem ne yapsam millet gidip Çakal'ı izliyordu. Ya Türk halkı sinemayı seviyor. O yüzden sinemadan ayağını kesilmesinin ana sebebi bence kesilmesin zaten canım. Recep İvedik'ten yani ziyade ülkenin ekonomik koşulları ve geri döndüğünde yani inşallah ülkemizde ekonomik durumlar daha makul olduğunda işte bir sinemaya gidip gelmek 500 lira olmadığında veya o paranı kabul edilebilir herkes için bir rakam olduğunda yeniden dijital platform herkes gene üye olur, o ayrı, ama tekrar gidip sinemaya gideceğine ben inanıyorum. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz şimdi Türkiye'deki durumu sen Türkiye'deki durumu şeye bağlıyorsun, ekonomik koşullara bağlıyorsun ki haklısın, ekonomik koşulların etkisi vardır. Ama ben şu an o verileri almadım, sadece TÜİK verilerini aldım. Dünyada da bakmak lazım. Ben adım gibi eminim dünyada da sinema izleyici sayısı gitgide azalıyordur. Olabilir. Sadece ekonomik durumla alakalı değil yani, bana göre değişen teknolojik şartlar insanları buna zorluyor. İşte arada bir istisnai işler çıkıp böyle bir mesela Avatar. Ben o başka. Mesela Avatar'a o baktım başka. Ama kaç gün yer yok ya, çok ilginç o yani. Başka. Ya çünkü Avatar dünyada evde herkes izlenmez. İzleniyor hani. Avatar evde izlenmez. Onun gibi şeyler devamı geldikçe ya sinema belki de o yana doğru gidecek. Gerçekten böyle sinemada izlenecek filmler, işte Marvel filmleri niye bu kadar? O tarafa doğru giden bir sinema var. Biraz da önceden piyasa filmi deyince aklımıza şey gelirdi. Komediler böyle hafif filmler gelirdi. Şimdi piyasa filmi deyince yüksek bütçeli, janjanlı insanı sinemaya çekecek filmler gelmeye başladı falan. O da bir sektörün değişimi aslında gitgide. Tabii Türkiye'de bu işler daha pahalı olduğu için Türkiye'de piyasa filmi kafası hala daha oraya gelemedi. O yüzden Türk filmlerin özelinde dijitale doğru kayması bence daha makul. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Peki o zaman bugün sinema piyasasını konuştuk. Sinema piyasası ölüyor mu? Dijital içerik platformları aramızda sinema piyasasını öldürebilir mi? Ne? Aramızda iç mihraklar var mı sinemacılar arasında? Ya mihrak değil abi bu. Yani ben bunu uzun zamandır savunuyorum. Neticede değişimin karşısında kimse duramaz. Yani değişim bazı şeyleri, bazı kurumları kapatılmaya zorluyorsa, bu kapatılmak da değil yani sayısının azalmasına zorluyorsa, buna yapacak bir şey yok. Hiçbir şey insanların maddi durumundan daha önemli değil. Hiçbir şey insanların konforundan daha önemli değil. Neticede bu böyle baskıyla olacak bir şey değil. Süreç içerisinde insanlar tercih etmiyorsa kapatır. Zorla sinemaya yani götüreceğim. Sadece sen mutlu olacaksın diye devletin cebinden para harcayıp sinemaları açık mı bırakalım? Böyle saçmalık olmaz. Yani kapatılması gerekiyorsa kapatılır. Yani insanlar tercih etmiyorsa, atıl duruma düştüyse bunlar ticari işletme. Ne yapacak abi? Adam mecbur kapatacak. Bana göre o ticari işletmelerin sayısı gitgide azalacak diye düşünüyorum ben. Peki Altı, o zaman yavaş yavaş müsaade isteyelim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Biz tabii ki Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir dakika, şimdi official hesabında sıradaki videolarda görüşmek üzere.